Usta oyuncusu Kemal Sunal ölümünden 20 yıl sonra Ziraat Bankası'nın reklamıyla izleyicinin karşısına geçti. Deepfake teknolojisi ile Türkiye'de ilk kez oyuncu Mehmet Kurt'un Kemal Sunal'a benzetilmesi için kullanıldı. Türkiye'nin gülen adamı Kemal Sunal'ın filmdeki görüntü ve sesi derin öğrenme ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak hazırlandı. Filmin çekimleri 3 gün sürdü. Reklam filmi sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Kimi reklamı izlerken duygulanıp ağladığını söylerken, kimi de ürkütücü buldu. Merhum sanatçının oyuncu oğlu Ali Sunal şu açıklamayı yaptı. Reklam öncesi izin aldılar. Bizce çok hoş oldu. İnsanın boğazında bir düğüm ve yüzünde güzel bir gülümseme bırakıyor. Çok özledik, çok. Oyuncu Mehmet Kurt ise rolüyle ilgili şunları söyledi. Her şeyimi Kemal Sunal'a borçluyum. Çocukluğumdan beri hep Kemal Sunal'a benzetildim. Tiyatro hayatıma Kemal Sunal sayesinde başladım. Her şeyimi de Kemal Sunal'a borçluyum. Bunu asla inkar edemem. Böylesi büyük bir ustayı oynamak ise çok hassas bir çizgi. Eleştirilere saygıyla yaklaşıyorum. Onu biraz olsun anımsatıyorsam, insanları tebessüm ettiriyorsam büyük bir mutluluk. Yeni jenerasyonun Kemal Sunal'ı tanıması benim için çok önemli. Filmde yüzümde plastik makyaj yok. Bilgisayar ortamında hafif gamzelerim yapıldı. Dişlerim ve göz altlarımla oynandı. Birçok kişi tarafından beğenilen reklam Türkiye'de.